Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Burhanettin Işık. Burhanettin Bey, emekli misiniz? Evet. Ne kadar emekli maaşı alıyorsunuz? 1900-2000 olmadı daha. Şimdi eşi misiniz siz? Eşiyim. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Emekli maaşını sorunca niye size baktı? Tam bilemediği için. Hani yeni zam geldi de 1600 müydü neydi? O zaman önceliği hanımlara verelim müsaadenizle. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben 2300. 2300 alıyorsunuz. Ama ben yurt dışından para yatıraraktan emekli oldum. Buradaki insanlarla kıyaslamayalım. Buradakiler çok şey alıyorlar, düşük alıyorlar. 10 yıllık prim ödediniz. Evet. Bunun karşılığında 2300 lira alıyorsunuz. Evet. Şimdi ülkemizde vatandaşlarımız 25 yıl çalışıyorlar. Şu anda ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması da 1500 lira. Siz 2300 lirayla geçinebiliyor musunuz? Hayır, kesinlikle. Ben çok üzülüyorum. Buraya geldim, 2 aydır buradayım. Çok üzülüyorum yani, bu insanlar nasıl geçiniyor. Eşim alıyor 1900, ben alayım 2300. Birikmişimiz de var. Biz iki kişi 3000-4000 lira para harcıyoruz. Kira, evimiz var, kira ödemiyoruz. Ben anlamıyorum, bu insanlar ne yapıyor? Ülkemizde, o zaman size şöyle bir bilgi vereyim. 200 bin kişi 1000 lira emekli maaşı alıyor. Ülkemizde 13 milyon emekli var. Ortalama maaş da 1500 lira. Peki. Ne yapıyor bu insanlar? Ne yapıyorlar? Çocuk okutuyorlar. Biz iki kişiyiz. 3 hafta tatile gittim. 2 hafta evde kaldım. 100 lira elektrik faturası gelmiş. Şok oldum. İki kişiyiz. Elektrik faturası, doğalgaz faturası, cep telefonu, bunlar zorunlu ihtiyaçlar artık. Yani. 2000 lira maaşınızdan bunları düştüğünüzde, hele bir de büyük şehirde kirada yaşıyorsanız nasıl bir tablo görüyorsunuz? Ya ben diyorum, korkunç işte. Biz en az 5000 lira para harcıyoruz, kira vermiyoruz. Otomatik elektriğimiz, suyumuz ödeniyor bankadan. Ya normal yaşıyoruz yani, öyle böyle lüks bir hayatımız yok. Bir eğlenceye gitmiş değiliz, bir bara gitmiş değiliz yani. Normal. Marketten alıp evde pişirip yiyoruz. Peki eskiye göre kıyasladığınızda, Türkiye'yi de biliyorsunuz, eskiye göre daha mı kötü? Çok kötü olmuş. Hele bu biz son sene. Bir buçuk, iki senedir gelmiyorum. Ben çok korktum yani. Korkun. Peki ne kadar olmalı emekli maaşı? En az 4000 olmalı, en az. Devlet diyor kasada para yok. 200 bin kişiye 1000 lira emekli maaşı veriyor. Nasıl 4000 lira verecek? Niye sada emekliye mi yoktur kasada para? Herkese var, her yere var. Dolu. Sade kendilerin maaşlarına ne kadar zam geldi milletvekillerin mesela? Şimdi emekli en son yapılan zamla %4.8, hadi %5 diyelim, bir zam aldı. 1000 lira emekli maaşı olan 50 lira, 2000 lira emekli maaşı olan da 100 lira zam aldı. 100 lira zam yeterli mi? Kesinlikle hayır. Kesinlikle. Yeterli değil. Yeterli değil. Hiç değil yani. Hiç vermeseydi. Oraya 100 lira verdi, öbür taraftan doğalgazdan, elektrikten 200-300 lira gidiyor. Nasıl zam verdi? Ben anlamıyorum. Ben gerçek çözemiyorum ben. Düşünemiyorum yani. Yani bir taraftan emekliye zam veriliyor, diğer bu cepten giriyor, diğer cepten çıkıyor mu? Ya bu insanlar da yani farkında mı değiller? Yani o zamı ben zam olarak hiç ben kendi adıma kabul etmem. Şimdi ülkemizde zam verdi diye de hiç gündeme bile getirmem. O zam değil ki. Ülkemizde emekliler biliyorsunuz iki dönemde zam alıyor. Ocak ve Haziran dönemi. 6 ayda bir zam alıyorlar ve enflasyon oranında. Açıklanan son enflasyon rakamlarına göre ülkemizde %15 enflasyon var son aylık. Emekli %5 zam alıyor. Bu durumda şöyle bir tablo çıkıyor mu? Emeklinin maaşı enflasyonun altında eziliyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle eziliyor. Kesinlikle. Peki yurt dışında yaşadığınızı söylediniz. Yurt dışındaki emeklilerle ülkemizdeki emekleri kıyasladığınızda ne görüyorsunuz? Bak yurt dışında bak mesela emeklilerin çok bir parası yoktur. Gerçek konuşalım yani. Emeğimizin karşılığını almış değiliz. Ama bizim sosyal yardımlarımız çok. Ne demek? Şimdi benim mesela maaşım 900 euro. 500 euro kira veriyorum. Geriye bana kalıyor 400 lira. 100 lira elektrik veriyorum, 500. Yakıtım şunun bunun 200 lira para kalıyor. Emekliyim ben. 200 euro. 200 lira para. Bundan geçinmek mümkün değil. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiniyorsunuz? Devlet benim elektriğime yardım ediyor. Devlet benim yakıtımı dolduruyor. Devlet benim kiramı yarısını olsun ödüyor. Ona göre mesela. Şimdi emeklilerimiz şimdi 1500-2000 lira ya da 3000 lira emekli maaşı alıyor diyelim. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, hele bir de kirada oturuyorsa, bir de çocukları büyük okutmak zorundaysa, onu da geçelim. Eğitim bedava mesela. Sağlık. Sağlık bedava.
Şimdi mesela emeklilerimiz, ülkemizdeki emekliler doktora gittiğinde ya da ilaç aldığında ilaç farkı ya da doktor farkı ufak da olsa bir şey ödüyorlar. Bak ufak diyorum ama emekli için ciddi bir para. Ciddi, ama bak ben ödemiyorum. Benim emekli maaşım yetmiyor diye o reçete parasını ödemiyorum. Bütün ilaçlarım mesela benim, kronik hastalıklarım var, mahallen emekli oldum. Bunların hepsini devlet karşılıyor. Peki siz bir ev hanımı olarak Türkiye'deki emekli maaşınızı aldığınızda bu maaşla mutfağınızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir misiniz? Kesinlikle hayır. Bak az önce anlattım ben sana. Ben işte ev hanımı olarak ben ev dışarıda da yemeğimi evde pişiriyorum. Bu kadar para geliyor. Bu insanlar bu maaşla ne yapıyor diye ben merak ediyorum. Yani ya katil oluyor ya ne bileyim mi her şey oluyor. Çarşıda, kim pazarda, markette nasıl bir fiyat görüyorsunuz? Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok korkunç. Oradaki olan her şey var burada. Yoktur Türkiye'de. Ama 4-5 misli. Tereyağının kilosu orada 153, 6 lira. 6 euro. Ne 6 ne yapıyor? 6 kere 6, 36. Et ne kadar Avrupa'da? 36 lira yapıyor. Bu 36 lira mesela burada o yağı bulamazsın. Ben oradan da getirdim ya. Buradan da alıyorum mesela. Sutaş'ını alıyorum. Daha en kalitelisini alıyorum. Kesinlikle o yağı tutmuyor. 60 lira. 65 lira. Ette durum ne peki? Buraya şey yaparsan biz genellikle çiftlikten alıyoruz. Kuzu alıp kesiyoruz. Ama marketlerden alırsan mesela pürzolasını ayrı, böfreğini ayrı alırsan buradan pahalı. Buradan pahalı. Peki ama orada şöyle bir şey var. Gelir para değerli, gelir seviyesi yüksek. Burada bir vatandaş 1500 lira emekli maaşı alıyor. 70-80 lira et ya da işte sebzenin en ucuz sebze şu an 6 lira 7 lira yaz olmasına rağmen. Vatandaş için tabii ki bu zor demektir değil mi? Zor bir hayat. Çok zor ama çok zor. Değil mi? Çok zor hayat burada. Peki beyefendi size gelelim biraz da. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Söylemiştim. Bir daha söyle abi. 1900. 1900 lirayla nasıl bir saltanat yaşıyorsun abi? Beraberliğimizde saltanat yaşıyoruz da şükür yani ya bir ihtiyacımız oradan yok demek kalmıyor. Buradan demekliyiz. Bizim sorunumuz yok çok şükür. Oradan demekliyiz, buradan demekliyiz. Anladım. Siz tabii çok Türkiye'deki emeklilere göre çok çok şanslısınız. Yani sizin 4 tane maaşınız var eşinizle beraber. Olmasa elbette ki geçinemeyiz. Neyle geçineceğiz? Peki Türkiye'deki emeklileri nasıl görüyorsunuz? Vahim. Kurtuluş ne? Bilmiyorum kurtuluşu. Hanım mı bilir? Hanım bilir. Peki. Kurtuluş. Ne görüyorsunuz? Vallahi biz sene yaratıyor. Her yıl daha mı kötü oluyor? Daha kötüye gidiyor. Ama ülkemizde yatırımlar yapılıyor. Havalimanı, baraj, yol. Bu tarz yatırımlar var. Bu tarz yatırımları nasıl görüyorsunuz? Ben havalimanına tamamen karşıyım. Bak bir sürü rezillik çektik. 15 dakikada geliyorduk. Gidemiyoruz şimdi bak. Ama yetmiyor. Nasıl yetmiyor? Orası yapılsaydı, düzene konsaydı Atatürk Havalimanı gayet iyiydi. Çok iyiydi. Peki emekliler için ne istiyorsun son olarak? Ne diyorsun abla? Allah yardımcılar olsun. İnşallah devletimiz ilgilenir, düşünür. İnşallah. Zam verir, güzel bir zam verir yani. Yoksa İnanıyor olmaz. Musunuz zam olacağına? İnanıyorum. Emlakçının üstünde zam hayatta olmaz. Bir sefer oldu ben size örnek vereyim. Rahmetli Erbakan döneminde %50 zam yapıldı. Ülke ekonomisi batar dediler ama batmadı. Ben yoktum o zaman. Yurt dışında mıydın? Bilmiyorum. Evet. Bir sefer oldu. O da rahmetli Erbakan döneminde emeklilerimiz %50 zam aldı. Ondan beri emeklilerimizin yüzü gülmedi. Ondan beri gülmedi yani. Evet. Bir öyle verdi diye. Emekli maaşının ne kadar olması gerekiyor? Ya en az 4000 lira olması gerekiyor. Yani 4000 liradan aşağı para alan bir insan geçinemez. İmkanı yok. Geçiniyorum diye söyleyenler yalan söylüyor. Ama abi devlet diyor ki kasada para yok diyor. Kasada para yerlerse kasada para olur mu? Kasada kendilerine yetmiyor ki millete kalsın, emekliye kalsın. Yol, su, baraj, o yapıyor, bu yapılıyor abi. Barajı, suyu yapan kim? Kendisi yapıyor, başkasına yalandan ihaleye veriyor. Kendi parası var ki o yapıyor, kendisi yapıyor. Havalarını falan bir müteahhit mi yaptı? Onun kendi parasıyla yapıyor. Kendisi de diyor ki yalandan filancayla anlaştım. Filanca müteahhit yaptı. Hastı yok, hastarı yok bunun. Kendi ya abi dünyanın en büyük havalimanı yapıldı. Ya yapılsın. Ben
Belki 5 senede bir kere bineceğim ona. Belki hiç binmeyeceğim. İstanbul İzmir arası 3,5 saate indi. Yeni bir köprü yapıldı. 3,5 saate ben o yoldan hayatımda geçmem de gidemem de. Neden? Çünkü ben İzmit'e kadar gidemem. Maaşım yetmez ki gideyim. Benim maaşım aldığım maaş kaç para da oraya gideyim. İzmir'e. Kendi adamları gider gelir. Başka kimse gitmez. Yani sizin anlattığınızdan ben şunu anlıyorum. Yol yaptık, baraj yaptık. Çok güzel yatırımlar ülkenin ya, büyümesi için ama kardeşim, ben bu yola gidemedikten sonra diyorsun bir önemi yok mu? Kardeşim önce halkın karnı doyacak ondan sonra yolculuk başlar. Ben aç karnına ben nereye gideceğim? Benim param olmayınca yolu battı.